Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın gelmesiyle bir türlü çiçek açmayan çiçeksiz orkidelerinizin bol bol yeni çiçek dalları çıkarabilmesi için yine önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerinizin bu şekilde bol çiçekli olması mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı önemli püf noktalar var. Orkidelerin bu şekilde çiçekli olabilmesi için iki farklı gübre tarifi vereceğim. Orkidelere gübre olarak bugün muz kabuğunu kullanacağız. Muz kabuğu özellikle üzerinde değindim ve sizlere çok farklı yöntemlerle kullanabileceğiniz gübre tarifi verdiğim bir meyve. Bu muzun sadece kabuğundan faydalanacağız. Muz kabuğunda bildiğiniz üzere bol miktarda potasyum var. Potasyum bütün çiçeklerin çok sevdiği bir mineral ve evde orkide büyütüyorsanız mutlaka orkidelerinize düzenli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Evet, muzun kabuklarını soydum. Şimdi bu kabukları küçük dilimlere ayıracağım ve gübremi hazırlayacağım. Evet, muz kabuklarını bir cam borcamın içerisine koydum ve üzerine su koyuyorum. Doluncaya kadar su koyabilirsiniz. İsterseniz evdeki çiçek sayınıza göre siz su miktarını artırabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıp bu hazırlamış olduğumuz gübreyi bir gece bekletmemiz gerekiyor. Bir gece bekletiyoruz. Evet, bir gece beklettiğim gübrem hazır. Gördüğünüz üzere suyun rengi değişti. Şimdi bunu süzüyoruz. Bu tarz sıvı bitki besinlerinde süzmeniz çok önemli. Orkidelere hazırlamış olduğum muz kabuğu sıvı bitki besinini vereceğim. Burada önemli olan birinci püf nokta, bu tarz sıvı bitki besinlerini çok fazla vermiyoruz. Bakın, sadece her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyundan vereceğim. Ve özellikle gübre verirken gövde kısmını ıslatmamaya dikkat edin. Sadece kenar kısımlardan veriyorum. Diğer önemli püf nokta, bu tarz sıvı bitki besinlerini çok sık aralıklarla vermiyoruz. Yani bunu 20 günde bir verebilirsiniz. Ve özellikle ne zaman sulamamız gerekiyor diye soruyorsunuz. Ben sıvı bitki besinleri arasında bir sulama yapıyorum. Yani iki sıvı bitki besin arasında bir kez normal sulama yapabilirsiniz. Bu şekilde orkidemdeki sonuçları da göstermek istiyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Vermiş olduğumuz bu bitki besinleri sonucunda orkideler bu şekilde birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bunlar benim kendi büyüttüğüm orkidelerim. Sıvı bitki besiniyle beraber yine çok önemli püf nokta, orkide yapraklarının bol ışık alması gerekiyor. Orkidelerinizi mutlaka bol ışık alan pencere kenarına konumlandırın. Özellikle yaz aylarında çok yakıcı olan öğlen güneşi dışında kısa süreliğine sabah ve ikindi güneşlerini alan bir pencere kenarında orkide gelişimi daha hızlı olur ve orkide ne kadar çok ışık alırsa çiçeklenme sayısı daha fazla olur. Eğer orkidelerinizin çiçeklenme sayısı az oluyorsa bu az ışık aldığını gösterir. Bu yüzden bol ışık alan bir yere konumlandırın. Hemen ikinci tarifime de geçmek istiyorum. Birinci tarif
bir gece beklettiğimiz bir tarifti. Fakat daha fazla beklemek istemeyen ve daha pratik bir şekilde yapmak isteyenler için ikinci tarif muz kabuklarını doğrayıp bu şekilde suyun içerisine koyuyorum. Ve ocağın üzerinde bunları 10 dakika kaynatacağım. Evet, gübremi hazırladım. Suyumuz iyice soğudu. Bunları süzebilirsiniz de. Ben hemen sadece suyundan bakın. Her bir saksı için yine aynı ölçüde en fazla 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Ve bu tarz gübreleri kesinlikle günlerce bekletmeyin. Bu yanlış bir yöntem. Günlerce beklerse sineklenme yapar. O yüzden gübrenizi hazırladığınız zaman hemen bütün çiçeklerinize verin. Bu yine çok faydalı olacaktır. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu tarz sıvı bitki besinleri verdiğiniz zaman orkidelerinize özellikle yeni kök çıkarımı da kolaylaştırır. Muz kabuğu orkidelerin daha sağlıklı ve aktif kökleri sahip olmasını sağlar. Muz kabuğu suyu sadece çiçeksiz orkidelere değil, hastalık geçiren ve daha sonra kökleri çürüyen, yaprakları yumuşayan orkidelere de verirseniz orkidenizin canlanmasına yardımcı olur. Yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarır ve aynı zamanda hiç çiçek dalı olmayan orkidelerin de hızlı bir şekilde yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Muz kabuğu suyu aynı zamanda orkideleriniz çiçekli ise çiçekli orkidelere de verebilirsiniz. Yani çiçekli orkidelerinde mutlaka belirli aralıklarla 20 günde bir ya da ayda bir sıvı bitki besinleri takviyesi ile orkidelerinize vitamin desteği vermeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız çiçekleri hemen dökülmez. Daha uzun süre orkideleriniz çiçekli kalır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hemen sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.